Değerli basın mensupları, İyi Parti Akşener'in Ahmet Erozan'ı görevlendirmesiyle CHP, HDP, Saadet Partisi ile 2018 seçimleri öncesinde CHP'li Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nun başkanlığında bir anayasa üzerinde çalışmıştır. Esasen böyle bir anayasa çalışmasının varlığını benim tarafımdan değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu tarafından kamuoyuna defaatle açıklanmıştı. Ben sadece Akşener'den İbrahim Kaboğlu'nun bana ilettiği anayasa taslağını kamuoyuyla paylaşarak İyi Parti'nin yetkili organlarına bilgi vermeden nasıl böyle bir anayasa çalışmasının içerisine partiyi sürüklediğinin hesabını sordum. Ben sadece anayasanın ilk 4 maddesini değiştiren bir taslağın söz konusu olduğu bir masada yer almayı nasıl kabul ettiklerini sordum. Akşener istediği kadar inkar etsin, İyi Parti'nin yetkili üyelerinden habersiz bir şekilde HDP ile 2018 genel seçimlerin ikinci tura kalacağı varsayımıyla kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. Bu anayasa çalışmalarının 64 saat görüntüsü var. Ben bir bölümünü seyrettim arkadaşlar. Aylardan beri Erozan'ın bu çalışmalara katıldığını söylüyorum. Erozan bir emekli büyükelçi ve milletvekili ve İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı. Farkında mısınız? Bir defa çıkıp şuraya gelip kameraların önünden Ümit Özdağ sen yalan söylüyorsun demedi. Değerli basın mensupları, neden bu soruyu kendinize sormuyorsunuz? Ümit Özdağ yalan mı söylüyor? Meral Akşener Erozan için konuşuyor. Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Ortada iki büyük gazetede ve televizyonlara yapmış olduğu açıklamalar varken benim böyle bir anayasa taslağından haberim yok diyor. Neden bunu söylüyor? Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na kaçmaması için. Saadet Partisi Genel Başkanı Meral Akşener'i korumak için haberinin olmadığını söylüyor. Oysa ben hangi ilin ikinci sıra adayının partisini temsil için bu toplantılara katıldığını gayet iyi biliyorum. Görüntülerde de var zaten.